Selamünaleyküm. Mutfaklarınız bereket bulsun. Mutfakcı kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim, bugün sizlere harika bir şekilde elmalı taht tarifi vereceğiz. Altının tahtını da kendi elimizle hazırlayacağız. Evet, elmalı tahtımız için öncelikle iç malzemesini sayacağız. Elmalı tahtımız için 2 tane kırmızı elmamız. Üzerini dizmek için. Hamurun üst kısmına sarmak için 4 tane elma rendesi. 1 çay kaşığı kadar tarçınımızı. 3 yemek kaşığı sıvı yağımızla tavamızda güzelce soteleyeceğiz. Soğutup bunu kenara alalım. Tavamıza göndereceğiz. Ve üzerinin turtası içinse de biraz tarçın koyuyoruz. Biraz tarçın da elmalarımıza hafifçe sürelim. Evet. Bu da üzerini süslemek için kırmızı elmamız. İçerisinin turtası içinse de 150 gram kadar yoğurdumuz. 1 yemek kaşığı bal katacağız. 150 gram kadar da crème fraîche, yani kaymak katacağız. 1 yumurta ve 150 gram kadar da labne peynir katacağız. 2 yemek kaşığı un katacağız. Bal, kaymak, yoğurt, labne peynir, krem peynir ikinci bir isim olarak, bir tane de yumurta. 2 su bardağı kadar da tahtı için 2 su bardağı unumuz. 200 mg'lık 2 su bardağı un. Çok az bir tuz atacağız. Şöyle bir pens tuz atıyoruz. Küçük yarım çay kaşığı kadar tuz. Ve yağ oranı da 3 yemek kaşığı kadar da yağ katacağız. 3 yemek kaşığı, böyle çeyrek çay bardağı yağ katıyoruz ve çok az da süt ilave edeceğiz. Evet, çeyrek çay bardağı kadar da süt ilave ediyoruz taht hamurumuzu hazırlamak için. Evet, şöyle hamurumuzu şöyle bir ayarlayacağız. Ve bir paket kabartma tozumuzu unutmuyoruz. Bir tatlı kaşığı tepelemede kabartma tozu atacağız. Bu çok önemli. Güzel kabarması ve güzel göz olması için. Bunu katmasanız hamur hamur olacaktır. Kesinlikle uygulayınız. Evet, süt, biraz daha süt atacağız. Bir yemek kaşığı yoğurt. Hamurumuzu şimdi güzelce bir gevrek gibi bir hamur. Böyle ağzımızda kıyır kıyır bir hamur olacak ama hamuru sert olması gerekiyor. Taht hamuruna. Evet, 2 yemek kaşığı da şeker ilave edeceğiz. Şöyle sütü katmadan önce şekerini katınız. 2 yemek kaşığı da şeker. Şekerini kesinlikle unutmuyoruz. İçerisine de 2 yemek kaşığı kadar da içerisinin tahtına, turtasına da 2 yemek kaşığı da şeker ilave edeceğiz yine. Aşama aşama şöyle bir hamurumuzu toparlayalım. Hamura ne kattık? Küçük bir yarım çay kaşığının yarısı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, çeyrek sıvı yağ, çeyrek çay bardağı, 3 parmak kadar 125 milimlik yarısı süt kattık. Bir pakette kabartma tozu, bir kaşık yoğurt. Böyle gevrek gevrek bir hamur oluyor. Bu arada fırınımızı da açtık. 180 derecede 15 dakika önce kızması gerekiyor. Tepsimizde borca yuvarlak bir tepsi olacak. Sizlerin elinizin altında ne varsa artık. Güzelce hamurumuzu yoğuralım, dinlensin. Altına kağıt, flü kağıt koyarak altına üstüne güzelce açmasını sağlayacağız. 1-5 dakika dinlendireceğiz hamurumuzu. Hamurumuz katı bir hamur oluyor. Yumuşak olmayacak. Çünkü içindeki malzemeler sıvı. Elma rendesi ise yine aynı. Bunu bir 2-3 dakika daha yoğuracağız. Kenara alıyoruz. Şimdi iç malzemesini de ayarlıyoruz. Evet. Taht hamurumuzun üzerinin turtası için peynirimizi
2 yemek kaşığı lavina peynir. Çok lezzet veriyor. 2 yemek kaşığı yeterlidir. Veya ki tepsiniz büyükse, tepsiniz büyükse 125 milimin tepsini kullanabilirsiniz. Tepsinizin büyüklüğü küçüklüğüne göre dozlarını artırıyorsunuz. Evet. Ellerimi soğuk suyla yıkadığım için ellerim biraz üşüdü. Açmada zorluk çekiyorum. Evet. Tepenime 2 yemek kaşığı krem fraiş, kaymak pardon. Ve 100 gram kadar bir su bardağı yoğurt. Zaten açıklama kısmına da yazıyoruz. Evet. Bir yumurtamızı. Bir paket vanilyamızı. Biraz üşümüşüm. Evet. 2 yemek kaşığı un. Yarım çay bardağı şeker. Açıklama kısmına zaten yazacağım. Evet. Yani 3 yemek kaşığı şeker. 125 ml çay bardağı ediyor. Evet. Güzel bir karışım yapıyoruz. 2 yemek kaşığı da un katacağız. Kaşıklaştırmak istemiyorum. 2 yemek kaşığı aşağı yukarı fazla olsa da sorun değil. Tepeleme 2 yemek kaşığı un yeterli. Evet. Şimdi şekerimizi niye azalttığımızı. 1 yemek kaşığı bal. Hava soğuk diye balımız bile dökülmüyor. Dışarıda dolaba zaten koyulmaz ballar kesinlikle. Bunu da sizlere söylemiş olayım. 1 yemek kaşığı kadar bal atıyoruz. Ellerimiz temiz. Hiç merak etmeyin. Devamlı suda ellerimiz mutlaka olan eli zaten temiz olur. Evet. Bazen yorumlara bazı kimselere yorum yapıldırır. Ay ellerini hamura batırıyor. Zaten bir kişi mutfakta eli devamlı hamurdadır. Onu kesinlikle katılmıyorum. Hanımlar devamlı eli zaten mutfakta hamurdaysa bir eli çeşmenin başındadır. Yani ondan emin olun. Ha, hijyenik konusu çok önemli. Şöyle tırnaklara çok özen gösterilmeli. Bunu kesinlikle görüyorsunuz. Terlettirmeyiz. Elhamdülillah. Evet. Unu kesinlikle fazla katmıyorsunuz. 2 tepeleme yemek kaşığı yeterlidir. 38 çapında 2 santim genişliği, yüksekliği ve 35 çaplı santim tepsimiz. Bunu da şöyle gösterelim. Tepsini şöyle borcamımızın altını güzelce yağlıyoruz. Burada hamurları pek o kadar biraz kalın yapacağımız için altına flü kağıt sarmadım. Çünkü buradan kontrol etmem gerekiyor. Bu benim için en iyi test. Evet. İç tortamız hazır. Onun üzerine koyacağınız elmalımız hazır. Süsleme elmamız hazır. 1 yemek kaşığı da yine elmaya az bir şeker atacağız. Hep şeker şeker. Buna göre ayarlıyoruz kesinlikle. Bir tatlı kaşığı kadar yeterlidir. Hepsini ona göre ayarlıyoruz. Bu dah dediğimiz zaman tatlı içeren bir tariftir. Şimdi sizler bunu ocağınızda, tavanızda soteliyorsunuz. Biz de şimdi bunu sotelemeye gönderiyoruz. Evet, öncelikle de şimdi hepsini yapılmış. Hepsimiz hazır. Altını fırçalayalım. Evet. Şöyle, bugün bayağı bir hava. Çok 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 soğuk. Çok güzel. 8. ay, kesinlikle 7. aydansa bu soğuk havaları kesinlikle harikadır. Değerlendirmenizi talep kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaz sıcağı kesinlikle çekilmiyor. Ama kış harika evde olanlar için. Evde de olmuyoruz. Çocuklar var. Biz aktivite yapıyoruz. Boş oturmuyoruz.
Ama ben seviyorum soğuğu. Onu demek istiyorum. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Her mevsimin yaşında, zamanında değerlendirmek en önemlisi, şükretmek. Kışsa soğuk sezon. Normal yaz sıcağı oluyor. Hepsini ayrı ayrı Allah-u Teala güzelliği vermiş. Sıkıntı yok elhamdülillah. Güzel değerlendirip güzel yaşamak lazım, şükretmek lazım. Her şeyden önce Allah'ın emirlerine, yasalarına her zaman şükreden insanlardan, şükreden kullarından eylesin Rabbim. Evet. Evet. Sevgili takipçilerimiz, tavamızda tam tamına 10 dakikada güzelce soteledik. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı yarısı tarçın ve 4 tane elmamızı güzelce rendeledik. Soğuttuk. Sizler ceviz de atabilirsiniz. Ceviz sevmeyenler sanmam olmaz. Ceviz de atabilirsiniz. Evet. Hamurumuzu yaptık. Şimdi çatalla şöyle birkaç yeri, bu arada fırınımızı açtık. 180 dereceye dediğim gibi. Evet. Tepsimizin kenarlarını güzel yağlıyoruz. Dilimlediğimiz zaman taht hamurumuzun şekilli güzelce çıkması için böyle şöyle güzel desenler veriyoruz. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle desenimizi gösterelim. Diğerini kendi elimizle. Yani buraların fazla olması gerekiyor. Çünkü iç turşamız ve elmamız içerisine geleceği için kenarlarını biraz 2 santim yüksek olması gerekiyor. Tepsi tabanının haricinde kenarları. Evet. Çünkü pişip kabardığı zaman şöyle bunlara çok önem gösteriyoruz. Kesinlikle olması gereken. Tepsimizi yağlı kağıt üzerinde açıp hamurumuzu dinlendirdikten sonra tepsimizi aldık. Evet. Şöyle güzelce bir kenar oluşturuyoruz. Hatta bunu yapamazsanız eğer hamurunuzdan bir parça alıp şu genişlikte uzun kenarına da yapıştırabilirsiniz. Bir dahaki tarifimde de öyle yapacağım. Elmalı tarifimizde vardır zaten. Evet. Altında şöyle alalım. Bir tatlı, bir çay kaşığı kadar da kabartma tozumuzu atacağız. Bir tatlı kaşığı vanilya kattım. Böyle bir tatlı kaşığı kadar da, yarısı kadar. Bir çay kaşığı tepeleme yetiyor. Kabartma tozu. Bu çok önemli. Burayı kesinlikle unutmuyorsunuz. İçinin kabar kabar olması için. Evet. Böyle güzel bir karışım yapalım. Bismillah. Yumurtalı seviyorsanız 2 tane yumurta da ilave edebilirsiniz. 2 yumurta, yumurta ilave ettikten sonra bu ölçüde 1 yemek kaşığı silme yine un atmanız gerekiyor. Eğer 2 yumurta yaparsanız. Ama benim ölçüme dikkat ediniz. 1 yumurta kattım. Gayet güzel, yeterli geliyor. 35 çapı tepsi ve 3 santim yüksekliği. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle öncelikle güzel altına yayalım. Dediğim gibi ceviz de katabilirsiniz. Harika oluyor. Şöyle her tarafını koyalım. Fırınımızı da açtık zaten. Gerçekten harika, lezzetli oluyor. Büyük takipçilerin çok lezzetli oluyor bu. Ev yapımı, lezzetli, vitaminli, katkı maddesiz tabii ki güzel olacak. Eminim. Sizler de duyar gibiyim. Alıntılarda. Çünkü ne kadar kullanma tarihleri ileride olsa taze taze olmuyor. Yine en az bir haftadan önce yapılmış oluyor. Bu da şans işi ki rastlayasın patisserilerdeki taze yemek için. Burada boulangerie şeyde pastanelerde, Carrefour'da mesela kendileri yapıyor. Ama taze günlük çıkarıyorlar. Bazen de önceden kalanlar, işte rastlamak lazım. Genelde Carrefour patisserileri, yani pastaneleri oluyor. Onları gerçekten günlük çıkarıyorlar.
almak istiyorsanız, eğer öyle taze yemek istiyorsanız belirli büyük mağazaların patiskelerinden alabilirsiniz. Taze oluyor ama reyonlarda olanlardan aldığınız zaman işte maalesef onu diyemeyeceğim. Kesinlikle o lezzeti. Akşam biz 16 evvel pasta aldık. Mağazanın ismini de vermek istemiyorum kesinlikle. Normal çünkü kullanma tarihi var. Diyor 2-3 haftanız var. Ama vallahi hiç ne lezzetini bulabildim. Fon boğazlı pasta. Para önemli değil ama evde yapılan yemek istediğim kekine sade şerbet doldurmuşlar. Arasındaki çilekler adeta odun parçası gibi olmuş. Üzerine de jöle, ağzında sinyal gibi ezmeğinden ezemiyorsun. Eminim herkes bana katılıyordur. Kesinlikle çoğunluk evde her şeyinizi taze taze kendiniz yapmayı tercih edin. Lütfen bunu özellikle söylüyorum. Az yapın. Çeşit olmayabilir ama en azından bir anne keki, bir anne pastası böyle küçük evinizde yapın hanımlar. Erinmeyin. Evet. Videomuz uzun olmama adına bu lezzet tüpü taze taze. Şimdi bir de elmalarımızı şöyle bir karıştırıyoruz. Tarçınla şekerle. Şeker kesinlikle çok değil. Verdiğim açıklama kısmından hariç açıkça yazacağım. Sizler bu tarifi aldığım defalarca yapılmış bir tarifidir. Gerçekten harika. Çayınızla, kahvenizle, tatlı sohbetlerinizle sevgili hanımlar. Çok güzel olur. Eminim sizler de aynısını yapıp bu lezzeti sizler de tadabilirsiniz. Evet şöyle güzel. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, elmalı tartımız hazır, fırınımıza gönderiyoruz. 35 dakikada gönderdikten sonra 35 dakika süresi fansız fırında pişirmenizi tavsiye ediyorum. 35 dakika, 20 dakikadan sonra kontrol edeceksiniz. Alt üstü böyle güzel kırmızı bir şekilde, güzel göze hitap edecek bir şekilde kırmızı olması gerekiyor. Beyaz kesinlikle çıkarmayın. Kırmızı çok güzel oluyor. Evet. Eminim sizlere duyuyor gibiyim. Harika oldu diyeceksiniz. Açıklama kısmına yazacağım. Oradan size karışık sakın gelmesin. Detaylı olarak yazıyoruz. Önce videomuzu izleyip sonra da açıklama kısmından detaylı olarak içinin, hamurunun ve pişme aşamasını nasıl olduğunu 3 kategoride yazıyoruz. Oradan bakabilirsiniz diyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Fırınımızı, hamurumuzu fırınımıza gönderiyoruz. Evet sizlere de harika olmadı mı? Bence evet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi gerçekten görüntüsü ne kadar güzelse lezzeti de o kadar defalarca yaptığım bir tarttır. Gerçekten süper lezzet. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, elmalı tartımız güzel bir şekilde pişirdik. Servise hazır. Evet. Gördüğünüz gibi altı üstü böyle güzel bir şekilde böyle pişmeledi. Şimdi yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. Ben bunu bir arkadaşa hediye göndereceğim için kırmıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar kabardı. Kokusu, tarçın kokusu gerçekten harika. Dilimlemeyeceğim. Sizden bu yüzden pardon diyoruz. Önle çayını bir arkadaşla beraber içeceğiz. Oraya göndereceğim. Şimdi yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize, mutfaklarınız olsun diyoruz. Günlük bir haftada 2-3 sefer tariflerimiz oluyor. Sizlerle yeni bir tarifte tekrar karşınızda olacağız Allah'ın izniyle. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Çok sıcak.